okullarımızdan bazıları etedi ki, kim üzülüksüz 40 gün ihlas kılsa, onun kalbiden ve teliden hikmet dur tokuligen dek tokuler. Ana şundoq ihlas büyük narsa. Başka birileri aytadılar ki, ihlas Allah subhanahu ve ta'ala bilen bendenin arasındaki sırdır. Hiç kim bilmeydi. Allah'ın özü biledi, bende bilse bildi, bilmese özü ge. Şunun için, Allah'ın sırrı bogarlığı için onu yazıp koyamam dese farişte yazalmaydı, çünkü bilmeydi. Sır da. Vasvasa kılaman dese şeytan vasvasa kılalmaydı çünkü uyan bilmeydi. Mailini şahvatke tartaman dese havai nefsine ham küçü yetmeydi çünkü uyan bilmeydi. Ana ihlas, ana şunlaka büyük ilahi sır. Şunun için unga müşarrah bugün bende katta bir baxtke, saadetke etrafıdan tasir otmaydıgan, ne şeytanını, ne havayı nefsini bir küçü yetmeydıgan büyük makamga erişken bular. Biz ihlas sözünü köp eşitemiz, köp okuyumuz. Lekin ihlas nema özü dese ilmi cevap veriş imkanımız yok. Köpçülüğünden sorarsa ihlas, ihlas da deydi. Hop, o şey ihlasta bugün ihlas nema? Dese cüde otup gelse bir narsaga ciddi hareket kılış, astoydil hareket kılış manasını etişedi. Lekin ruhi terbiye ustazlarımız, kalp keserliklerini tabipleri bulmuş maşayıklarımız, bu kabı makamlarını her tarafleme şükür tahlil kıgeller, organgenler, siz bilen biz mu'min Müslümanlarına onların organişinin asan yollarını kursatıp vergenler. Ulamalar ihlas sözünün logavi manası doğrusu da söz yürütüşerken Arap dilindeki ihlas sözü tozalash, tuzatish manalarını anlatışını ta'kidlediler. Bir narsaga kir yuqqan bo'lsa, nopok narsa aralashgan bo'lsa, noqulay narsa qo'shilib ketgan bo'lsa, ana shu kirni ketkizish uchun qilinib harakat qilib, mazkur narsani kirdan tozalab olsa, ana shu narsa kirdan xolis bo'ldi deydi. Ya'ni tozalandi degani. İflaslıktan halis buldu, tazelendi. Nakulaylıktan halis buldu, paklendi. Ana, bir nersenin halis buluşu bilen, musaffa buluşu doğrusu arasında fark var eken. Halis buldu degeni, bir kir bopturup, keyin tazelengenge etiler eken. Musaffa degeni, avval baştan ozu musaffa turgan buluşuya mümkün eken. Onge kir iyileşmezden, kir yapışmezden daimi pak turgan narsanı musaffa deyiler eken. Halis boldu degeni, avval bir kir, avval pak idi, kir yuktu, kirini ketkazıp, kirden onu tazelendi, düzeltildi manasını verilir eken. Ruhi terbiye maşayıkları ihlasını tariflab aytishadilar ki ihlas ibadetke sazavvar zatning yolg'iz o'zini qasd ila ibadet qilishdir. Ihlas ibadetke sazavvar zatning yolg'iz o'zini ibadet ila qasd qilishdir. Kecha aytib o'tdikki, bu dunyoda ibodatga sazovor zot yolg'iz Allohning o'zi. Demak, ulamolar ta'rifida ihlos
Allah subhanahu ve ta'ala'nı yalgız özünü, hiç nerseni onge araylaştırmazdan ibadetini kast kılışke aytiler eken. Şubran birge aytiler de ki, bana şu kast kılış devamıda til, dil ve kalp pak buluş gerek. Aşılarını demek gap sözü hem pak buluş gerek, niyet hem pak buluş gerek, ha? Ve kılındığın amali hem pak buluş gerek. Başka bir ulamalar aytadı ki, ihlas, kalbge ilişken napakliklerini niyet bilen halisane paklap tazeleştiren ibarettir. Şunday tazelensin ki, ibadet paytede kalbge Allah'ın özüden başka hiç nerse yakınlaşmaz. Yana başka bir ulamalarımız ihlasını tarifler edediler ki, ihlas Allah subhanahu ve ta'ala'ga huddu o zatını körüp durgendek ibadet kılmaklıktır deyiler. Utkan uluğ tasavvuf namayandalarından Fuzayl ibn İyaz Samarkandi rahmetullahi aleyh etediler ki, adamlarını deb ibadetini terk kılış riyadır. Adamlarını deb ibadet kılış şirktir. İkovunu ortası da buluş ihlastır. Yani ibadetini adamlar görsün, mani ibadetini korup maktassın deb niyet kılıp kısa müşrik bularak. Adamlar gap kılmasın, paranda kadı yaptı, deb özüge farz bağcıp, ya ki fazıl bugün narsanı kımayı kettiş, riyaya gel. Adamların gapıdan korkup. Ana indi, ihlaslı adam, adamlar onu sokadı mı, maktaydı mı, işi bulmaydı. Umumen etibarı yok, sabı yok, onlarını yok diye tutadı da, yalnız Allah'ın özünü, közler, ibadetini, adamlar ne madese desin, kılıklar. Niyeti pak, yalnız Allah'ını niyet kıl yaptı ve Allah'ını özü körsetkendek ibadet kıl yaptı. Ana ihlas, cüdahan muhum narsa. İbadette, kılınıyatken amalde ihlas bulmasa kabul buluşu mutlaka mümkün emas. Şunun için hem Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'nin kub güne ayetleri de dinge ihlas bilen ibadet kılışke emir kılgen. A'budullaha muhlisen lehuddin dedi bir ayette. Allah'ın dinige ihlas kılgen halde uzatke ibadet kıl. Başka bir ayette a'budullaha muhlisen lehu dini. Ben dinimni Allah'a ihlas kılgen, Allah'ın dinine ihlas kılgen halimde Allah'a ibadet kılemem. Başka bir ayette ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehu dini. Karalar müşriklerini ularga fakatkine Allah'ın dinine ihlas kılıp ibadet kılış buyurulgeni de. Ama onlar başka yakka yürüp gitti. De, ihlasını Allah'a ibadet peyde kımagallarını karalı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem özlerinin hadisi şerifleri de ihlaske Allah'a itibar bergen. Bir hadisi Kudüsi'de aytiladi ki Allah tarafından El-ihlasu sirrun min sirri istavda'tuhu kalbe men ahbabtuhu min ibadi. İhlas, beni
sırrımdan bir sırdır. Onu ben özüm muhabbet kılgan bendemni kalbiga joylaganman. Demek ihlas Allah'ın sırrı. Onu hiç kimse bildirmeydi. Farişteler an bilmeydi. Başkaları an bilmeydi. Ana o şey sırrını özü muhabbet kılgan bendesinin kalbiga joylab koyuşunu Allah Teala'nın özü ehliyeti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerden biri de ayetediler ki اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْرِسُوا لَهُ الدُّعَاءَ. Kaysi bir mayyitke cenaze okup borgan boseniz sonunda onun hakkıya ihlas ile dua kılın. Ana dua kılışta ham ihlas zarurken kerelik. Yine bir hadiste sahabalardan birileri aytadılar ki kana abi yufakkiru annahu fawqa man dunahu au lahu fazlun man dunahu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innama tunsaruna wa tuzraquna turzaquna bi du'afaikum wa fi riwayatin ukhra انما تنصر هذه الامه بدعائها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. راوی aytadılar ki meni otam özidan martabasi past odamlar da haqqi bor deb o'ylardi. Men ulardan ustunman degan tushunchalari bor edi. Bular mendan past, martabasi past, boshqa taraflari ilmi, hamma tarafdan cemiyette tutgan o'rni unchalik emas. Shulardan ben ustunman degan tushunchalari bor edi. Buni bilib qolib Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlarga nusrat berilishi va rizqlanishlaringiz zaiflaringizning sababidan bo'ladi. Zaif hollarning sababidan sizlarga nusrat beriladi, rizq beriladi. Başka bir rivayete takitle ve etemen ki dediler Resulü Akram Aleyhisselatü Vesselam. Elbette bu ümmet özünün zayıfları ile nusrat topadı. O şey zayıflarının duaları, namazları ve ihlasları bilen. Yani o şey zayıf hallarını hem namaz okup dua kılışı bırakan o. Lekin ihlas, yani şunun içindeyle buluş gerek. İhlas bulan dua kısa. İhlas bulan namaz okusa, anacılarının namazı, duası, ihlası tüfeyli kabul okusa, zayıflarını tüfeyliden ümmet bütün başı bulan Allah'dan nusrat taparken, rızkı keng bularken. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saval verip ettiler ki, ya Resulullah, من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة إنه لا يسألني هذا الحديث أحد أول منك لما عرفت من حرصك على الحديث أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Büyük sahabi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a sual verdiler. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde sizning şefaatiniz ile en saadetmen bo'ladigan bende kim? Kıyamet gününde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şefaatlerine erişkenlerinin içinde hem en saadetlisi, en bahtiyarı, en uluğu kim? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki ben bilip durdum Ebu Hureyre. Ben şu hadisini senden başka evvel bir soramasını bilip durdum.
Çünkü sen hadiske nihayette kızıkkan adamsan. Uzun oylap durdum, sen sorasan gerek deyip, senden aldım bırak soramasa gerek bunu deyip. Bilip koy. Kıyamet günü, beni şefaatimge erişkenlerini içi de en saadet beni, ihlas bilen la ilahe illallah'ını kalbden çıkarıp etken ümmetim durur dediler. Yani ihlas, kay derecedeki büyük narsayken. Mana şu hakikatlerini biz yaxşı bilişimiz gerek. İhlas fakat namaz okuganda yoki roza tutganda yana başka demez, her bir narsada gerek. Tavhidde ham ihlas gerek. Gap sözde ham ihlas gerek. İhlas bo'lmasdan Allohga başkalarını şerik kılıp başka kılıp etken gapni Alloh kabul qilmaydi. Biz o şu pakilanış babada riyanı organdik. Riyakarlık Allah'a belki başkaya şirkini organdik. İhlas o şeylerden demek tazalanış. Gap sözde ham. Kılayatken işte ham. Taat ibadette ham. Ve halde yani kalpte ham. Hiç neyse yok. Yapırma yaptı ham. İbadette ham kıma yaptı. Amalem kıma yaptı. Tek turup diyem kalbi ham ihlasa tolu bulduruşken. Yani her taraflama ihlas zarur narsadır. İhlas dediler maşayihlerimiz derecesi üçtedir. Birinci, ikinci, üçüncü bolup üç dereceden ibarettir. Amlerini, avamlarının derecesi, haslarının derecesi ve haslarının haslarının derecesi. Ammavi derece, avam halkının derecesi kandak dese, hakkının muamelesinden halkını çıkarıştan ibarettir diye. Hak degeni Allah Ta'ala. Hak Ta'ala bilen buladığı muamelede, ibadette, ilticada, duada, amelde, roza tutuşta, hemen her sede. Oradan halkını çıkarıvaradı, adamlar çıktı. Palancı görsün, stancı etsin, palancı bilsin, palancını... Ha? Yok. Demek bir bende, Allah Ta'ala bilen buladığa muamelesi de bendelerge itibar vermeyi yalnız Allah'ın özüge ihlas kılıp ibadet kısa bu avam-ı halkının ihlasını ornüge koyduğum olarak. Hakkının muamelesinden halkını çıkarış. Ana. Demek yalnız Allah'ın özüge ihlas kıgan, iman kıgan, itikad kıgan, raca kıgan, bütün vücudundan berilgen kalbide başka narsa yok halde ibadet kılediyo. Şu bilen birge, bu dünya ve ahiretinin nasibelerini talep ham kıladı. Bu dünyanın nasibeleri tanı sağlık, malı dünya, rızkı kenglik, afiyet buluşu mümkün. O dünyanın nasibeleri cennet, cennetteki kasırlar, hurriyinler, başkalar buluşu mümkün. Yani ihlas kılış bilen birge, dünya ve ahiretini, yakşı narsalarını talep kılış haleti hem bırakın. Bu ihlasının en pes derecesi. Hemme için, açık bugün, urungan bendeyi ki yetişe aladığın dereceyken. Şimdi bir müddet bana şu derecede durup, kalbi cüdahım paklanıp, Allah Ta'ala'ya cüdahım yakın bulup, fazla aşıp, hemme taraftan yetişip kalan bendeler, hasler Katar'a koşuluşu mümkün eken. İkinci derece. Haslarının ihlası kanaka değilse, ayetledi ki, haslarının ihlası, hakkının muamelesinden halkını çıkarış ve dünyanın nasibelerini terk kılıp, ahiretinin nasibelerini soruş.
Dünyada necə sürməydi? Könüge sığmaydı bu. Paklanıp oldu, bu dünyanın matası gereksiz başka, ya ki gereğini işletedi yok, kalbide yok cayı. Halal, pak, ibadet için gerek, balaçakı için gerek, başkasını işletedi, lakin kalbi onunla bağlanıp, intilip durmaydı. Namaz kıl, yedde okup, dua kıl yazsa, ezge kemeydi mesela. Çünkü kattarağı durdu. Uluğrağı durdu. Muhabbat o şeye bağlanıp kaldı. Ana ahiretin nasibesini soruyordu. Ahiretin nasibesini soruyordu. Bu haslarının ihlası buradı. Bir müddet indi şu bende bana şu halde yürüp yana hem Allah'a yakınlaştı, yana hem sıfatları büyükleşti, yana hem kalbi paklandı, yana hem martabası kurtarıldı. Şimdi haslarını içinden tellenip çıkan nadir şahslardan biriga aylanıp haslarının hasıga aylandı. Ana haslarının hasının ihlası kanda buladı dese, haslarının hasının ihlası Allah Ta'ala'nın özü üçün yine ibadet kıladı. Dünyanı hem soramaydı, ahiretini hem soramaydı. Allah'ın cemalini yine soruyordu. Başkaça kılıp etken de Allah'ka Allah için yine ibadet kıladı. Allah o zihni cemalini görsem bu oldu dedi. Çünkü onlar yakışı biledi, cemalini görüş için iki pağınanı basıp peyin çıkış gerek. O özde özden bu oldu, cemalga sacavar bokkası. Ana bu büyük bir makam. Ular şu duaları da cennetini bergen dozaktan saklagin deyişmeydi. O makamdan otuşken Allah bana cemalini görsetken. Ana şunun için bazı katta mutasavvuflarını bazı bir bu barada etken gaplarını köpçülük düşünmeye kıylanadı. Rabi'al Adaviyanın bayitlerini aytadı. Rabbim ''Mən sənə dozaxindən qorxub ibadət qısam, dozaxində düşürgün'' degen gəlbini düşünmüş almaydı. ''Nəməkə buna?'' deyirdi bu xatın neydi? ''Yok, dozaxdan yenə qorxub ibadət qılış bu avamlı işe. Mukarrab, kalbi paklengen, kalbi de Allah'dan başkanı muhabbet qomagan bandaga bu nərsə iş nəsəməz. O Allah'ın cemalından başka nərsəgə razı bulmaydı. İbn-i Pariz, Umar Hayyam, başkalarını, bayitlerini, demek, Manişnakah bayitlerini düşünülmesinden başkalarına vuru orada adamlar. Aslında onlar cennetini haklaşadı. Dozaktan korkuşadı. Allah'dan hemen hemen var. Lekin onlar hemesini bölüp durup en yukarısını soruşadı. En âliyesini soruşadı. Hani ihlasının üç derecesi manaşı makamda boladı.